Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sohbetimizin mevzu İhlas-ı Şerif. İhlas ne demektir? İhlas, saf, katkısız, pak, lekesiz gibi bir sürü anlamlara gelir. Ama buradaki ihlas, Cenab-ı Allah'ın zatından sıfatlarına, sıfatlarından da esma alarak fiilleriyle eserlerini göstermesinin başka bir güçle, başka bir kuvvetle, başka bir ek yardımla hiçbir irtibatın olmadığını, bütün zerreden küreye kadar Cenab-ı Allah'ın varlığının olduğunun idrakında olduğu için, hoş her ne kadar biz ayeti teker teker söylerken sanki başka varlıklar da varmış gibi ikinci bu varlıklardaki onun tecellisinin izahını yapıyoruz ama aslında öyle değil. Kul. De. Kul huvallahu ehad. Hu var ya, hu nedir? Hu, o demektir. Huvallahu lezi la ilahe illa hu. O Allah, o zamirdir Arapçada. Zamir, altında ve üstünde boşluğu olmayan amalığın adıdır. Cenab-ı Hak o gizlikteyken herhangi bir masarda, herhangi bir sıfat tasayip değil iken, yani henüz daha açığa çıkmazdan evvelki hali, buna biz nokta sırrı diyoruz. Altında ve üstünde boşluk olmayan amalığı kul huvallahu ehad, kul hü, vallahu ehad. O, ikiliği olmayan bir birdir. Zannetmeyin, hu ayrıdır. Allah ayrıdır, ehad ayrıdır. Anlaşılsın için, ikilikle ifade edildiği için böylece tabir kullanılmıştır. Bir yerde kendisinden başka olmadığı zaman ona ihlas denir. Kendisinden başka varlık olduğu zaman o ihlaslıktan çıkar. Onun için kul huvallahu ehad. O Allah ehad ayrı ayrı şeyler değildir. Hu Allah ehad. Bak üç tane burada ifade kullanılıyor. Bunlar ayrı şeyler değildir. Hu altında ve üstünde boşluğu olmayan. Allah uluyetteki adı. Yani tenezzül ettiği zaman o sır yerinden veyahut da nokta sırrından elif haline dönüştüğü zaman, Kur'an-ı Kerim'de nokta sırrının elif haline dönüştüğü zaman veyahut altında ve üstünde boşluğu olmayan amalığından uluyet mertebesi olan vahdaniyet alemine tecellisiyle Celal ve Cemal esmasını alma yerindeki adına Allah denir. O Allah işte ehattır. Öyle bir Allah'tır ki ikiliği olmayan bir demektir. Kul huvallahu ehad. Ehad. İkili olmayan birdir. Allahü samet. Allah samadaniyeti ile, Allah samadaniyeti ile her şeye, her varlığa verir. Tecelli eder. Verilden kasıt tecellisini gösterir. Ama o hiçbir varlığa, hiçbir tecelli ettiği masara da ihtiyacı yoktur. Bir misal verelim. Bir ağaç çekirdeğini düşünün. Çekirdeğinden gövdesine tecelli eden onun zuratı, gövdeden dallara, dallardan yapraklara ve meyveye kadar bir mekanizma içerisinde
gelişen bir ağaç göz önünde bulundurursak, o çekirdek hiçbir zaman ne gövdeye, ne dallara, ne de yapraklara, ne de yaprakların arasındaki meyveye muhtaçtır. Hiçbirine muhtaç değildir. Ama o çekirdek den türer o gövde. Dallar, yapraklar, meyveler. O çekirdek olmazsa onun ne gövdesi, ne dalı, ne yaprağı vardır. Onun için o samadaniyetiyle bütün varlıklardaki tecellisini ilan etmesiyle onların ihtiyaçlarını verir. Bu ihtiyaç ister rahmaniyet yönüyle olsun, ister rahimiyet yönüyle olsun. Çünkü Cenab-ı Allah'ın iki rahmeti vardır. Bir rahmaniyet rahmeti, bir de rahimiyet rahmeti. Rahmaniyet ve rahimiyet rahmetlerini ne yapar? Tecellisiyle verir. Akıl sahiplerine rahimiyet rahmetiyle de onların her türlü sulanmasını, çapalanmasını, gelişmesini sağlar. Neyi? Gönlünüzdeki olan o çekirdeğinin iman nurunun, o hayatın, o enerjinin gelişmesini sağlar. Allahü Samet, Allah samadaniyetiyle, celal ve cemal esmalarıyla bütün varlıklarda tecellisini göstermek suretiyle onlara ihtiyaçlarını verir. Kapasitesi dalın nedir? Dal kadar verir. Yaprağın nedir kapasitesi? Yaprak kadar verir. Başka vermez. İnsanlardaki olan da aynı. Kişilerin istat ve kabiliyetlerinde güzellikler varsa onlar kendiliklerinden gelişirler. Ve bütün Rab esması ile onlara ihtiyaçlarını verir. Bunu siz ister zahir yönü alın, ister batın yönü alın. Lem yelit ve lem yulet. O doğmadı, doğurmadıdır deriz. Doğmak ve doğurmak iki varlıkla elde edilir. İki varlığın bir araya gelmesinden meydana gelerek çoğalma halidir. Halbuki Cenab-ı Allah'ın çoğalmasında iki bir varlık yoktur. O mülkünde tektir. O kendi özünden kendi sözüne doğru bir vuslat halidir. İki bir varlık yoktur. Bir çekirdeğin gövdesi çekirdekten ayrı bir varlık mıdır? Bir ağacın dalları çekirdekten ayrı bir varlık mıdır? Yapraklar çekirdekten ayrı bir varlık mıdır? Meyveler çekirdekten ayrı bir varlık mıdır? Hayır. Kendisinin seviyelerdeki olan şekillerin değişmesi, yani resimlerinin değişmesi ve esmalarının da ayrı ayrı anılmasına ibarettir. Aslında çekirdeğin zuratıdır o. Hangi mertebede görürseniz görün onu, onun zuratından başka bir şey değildir. Şu halde Cenab-ı Allah da işte celal ve cemal esmalarıyla rubbiyetine tecelli eder. Rubbiyeti kulluktur. Her bir varlık Allah'ın kuludur. Yani kul demek, köle demektir. Kölenin kendine has bir varlığı yoktur. Kendi varlığı da sahibinin varlığıdır. Bugün bir cemadat dediğimiz bir taş parçası, bir toprak da kuldur. Bir tecelli mazarıdır. Bir lekat halaknal insane fi ahseni takvim olan insan da kuldur. Çünkü o mazardan tecelli eden Cenab-ı Hak'tır. Onun için oradaki bu varlıklar ayrı, tecelliden de ayrı değildir. Yanlış anlaşılmasın. Böylece o doğmamıştır, doğurulmamıştır. Üreme, bir yerden ona bir yetki
veya bir yere onun yetkisi verilecek değildir. Cenab-ı Allah kullara, kamillere ilmini vermiştir, irfaneti vermiş değildir. Gücünü, kuvvetini vermiş değildir. Bizzat kendi gücünü kendi tecelli ettirir. İlmini, irfaniyetini bizzat kamillerden kendisi irşad eder. Ahmet'in veya Mehmet'in irşadı da yoktur. Lem yelit ve lem yulet. Doğmamış, doğurmamış. Doğmak bir yerden meydana gelmektir. Doğurmak bir yere amaneti tevdi etmektir. Veyahut da onu oradan kişinin o yanına aktarılmasıdır. Bunların hepsinden münezzehtir Cenab-ı Allah. Lem yelit ve lem yulet. Ve lem yeküllehu küllüsüyle küven ehad. Dikkat ederseniz İhlas-ı Şerif'in başında da ehad vardır, sonunda da ehad vardır. Kul huvallahu ehad başta. Allahu semed lem yelit ve lem yulet ve lem yeküllehu küven ehad. Sonunda da ehad vardır. Yani bir çekirdeğin içerisindeki olan bütün alem, çekirdekte neyse meyvanın içindeki çekirdek de aynıdır. Başında çekirdek, sonunda çekirdek. İnsanoğlu da aynen böyledir. Cenab-ı Allah'ın ta huluğundan uluiyetine tecellisi, uluiyetinden rubiyetine tecellisi, rubiyetinden ervah alemi olan ruhlar alemine tecellisi, ervah aleminden de misal alemindeki olan görüntüleriyle bu şehadet aleminde zurata gelmesi, altı mertebede kendisinin tahsilini bitirdikten sonra insanı kamil olarak ortaya çıkmasından ibarettir. O insanı kamil dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın tecellilerin camisidir. Bir meyvanın, çekirdeğin meyvada ki meyvanın kemalata geldiği zaman çekirdeğini meydana getirdiği gibi. Onun için bu insanı kamil hepsini şemsiyesi altında almış Allah'ın tecellisi artı Muhammed'in sıfat tecellisi artı Adem'in fiilullah tecellisiyle kendisini ilan edendir. İnsanı kamil. Çünkü insanı kamil elif, lam, mim. Zalikel kitabu la raybe fi'dir. Bu üç tecellinin şüphe götürmeyen bir kitap halinde bir mazardan zuhuratına insanı kamil demiş. O hilafet sırrına mazardır. O bir tuba ağacıdır. O Cenab-ı Allah'ın yeryüzünde halifesidir. O kişidir yalnız. Bu idraka vakıf olan, bu kemalata vakıf olan kişidir. Onun için ihlas katkısız ve sap derken biz zannederiz ki kendi akıl nimetiyle kendimizin çeşitli kesret alemindeki gördüğümüz varlıklardan katkısızmış gibi bir mütalaa içerisinde bulunuruz. Hayır, öyle değildir. Cenab-ı Allah kulluğundan ta ki kulluğuna varasıya kadar bütün masarlardaki tecellileriyle namütenayi resimler halinde, namütenayi şekiller halinde kendisini ilan etse de o şekillerin, o şekillerdeki esmaların namütenayi oluşu bize onun tecellisinin dışında başka bir tecelli olduğunu göstermez. Onun tecellisinden başka tecelli yoktur. Rahman suresinin 26. ve 27. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah ne diyor? Küllü men aleyhe fan ve yapka veçhu rabbike zülcelal ve ikram. Her şey yok olacaktır değil. Yoktur. Bidayet de yok zaten. Şekillerden açığa çıktı. Yani gizlilik de var idi. Yok değildi o. Görünmüyordu. Görünmemesi demek onun yokluğu anlamına gelmez. Açığa çıktı. Açığa çıktıktan sonra
onu görmeye başladın. He, yoktan var oldu. Yoktan var olur mu hiç? Vardan var olur. Yoktan var olmaz. Onun için insan hakikaten kendi özüne inmeli. Kendi özündeki olan Cenab-ı Allah'ın ondaki tecellisinin tespitini yapmalı. O tecelliyi kendi mazharından, gönül alemindeki olan kendi iman seviyesinde, kendi mahsulünün ne kadar tekamüldeyse o seviyeden onu izlemeye, ona dua ettiği zaman aslında kendisinden ayrı bir yere dua ettiğinde değil, ona münacat ettiği zaman başka yerde bir varlığa münacat etmesi değil, istimdat istemesi başka bir yerde, kendisinden başka bir yerden bir varlık var, bir tanrı var, bir Allah var da oradan istimdat etmemiz değil, kendi özündeki olan Allah'tan istemekte, kendi özündeki olan bu kabullenişi, iman ve bu yoldaki olan ona vakıfiyeti nispetinde Cenab-ı Hak da ondan tecellisini gösterecektir. Herhangi bir varlığa bakın, bir incir çekirdeği, bir noktacık halinde toprağa attığınız zaman kocaman bir ağaç meydana geliyor. Şimdi İslamiyet'te hulul ve ittihat yoktur. Yani girmek, hulul etmek, girmek demektir. Ve çıkmak, ittihat yoktur. Peki yoktur, küçücük bir çekirdek nasıl oluyor da kocaman bir ağaç haline dönüşüyor? Demek ki Cenab-ı Allah'ın fiziki ve kimyevi ve olayları yaptığı zaman onun içine hiçbir şey girmiyor. O çekirdekten o toprağa atıldığı zaman toprağın neminden istifade ediyor. Ama toprak o çekirdeğin içine girmiyor. Oksijeni, buna benzer bütün elementleri, sıcaklık, soğukluk, su içerisinde onu geliştiriyor, patlatıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Çapalanıyor, ilaçlıyorsunuz ve büyük bir ağaç haline dönüşüyor. Yani aslında onun içerisine girmişlik veya çıkmışlık yok. Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesine bakın. Cenab-ı Allah o ayet-i kerimede şöyle diyor. Diyor ki Allah kişi ile kalbi arasına hulle eder. Biraz evvel dedik ki hulül girmek demektir. Hulül ve iddiat yok İslamiyet'te. Burada perde olur. Kişi ile kalbi arasına hulül eder. Tecellisindeki idraksızlık varsa sende, onun tecellisindeki irfaniyet ve kemalatın sende yoksa, senin cehaletin, senin irfaniyet ve kemalatsızlığın onun senin gönlündeki olan tecellisini, kalbindeki olan tecelli engel olur. Kişi ile ikisi arasına girmiştir. Aslında kişinin kendine has bir varlığı yoktur. Biraz evvel de söylediğim gibi kuldur kişi. Kul demek köle demektir. Kölenin kendi varlığı olmaz. Ama esması ile sıfatıyla benim varlığım vardır diyorsunuz. Benim varlığım var dediğiniz andan itibaren size büyük bir perde oldu işte bu. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sizdeki olan varlığını göstermiyor bu idrak, bu kabulleniş. Onun için kişi hakikaten ihlasa eriştiği zaman Cenab-ı Allah'ın ta huluğundan ta kulluğuna varasıya kadar tecelli mekanizmasını çok güzel bilen ve görendir. O zaman kulun kendine has bir varlığı yoksa hala daha ben der mi? Ben demeyecek mi? Ben diyenin kim olduğunu bilirse ben demesinde mahsur yok. Çünkü o kendi söylemiyor. Ondan söyleyen söylüyor bunu. Hak söyler enel hak kulun dilinde. Hak söylüyor onu, sen söylemiyorsun.
Kulun dilinden söyleyince kula nispet etme. Herhangi bir olayla karşılaştığın zaman o karşılaştığın olayın Cenab-ı Allah'ın mülkünde ondan başkasının yaptığına inanma. Çünkü yok başkası. Ama herkesin istat ve kabiliyeti nispetinde bütün masarlardan zurata geliyor, açığa çıkıyor. Masar demek Allah'ın açığa çıktığı yere denir, alete denir. Senden Allah nasıl açığa çıkıyor? Bak kendine. Benden Cenab-ı Hak nasıl açığa çıkıyor? Bak kendine. Ondan sonra da toplumdaki insanlar Allah görünmez derler. Halbuki Mısır'ın Niyazi Hazretleri eşit Niyazi'nin sözün bir nesne örtmez hak yüzün haktan ayan bir nesne yok gözleri pinhan inmiş demiş. Allah Allahlığıyla görünmez. Allah sıfatlarına tecelli ettiği zaman rubbiyetiyle onlarda bütün kulluğuyla kendisini ifşa etmiş. Niye görünmesin? Ama orada ona Allah denmez. Hangi mazarda tecelli ediyorsa onun siretinin hak, suretinin hak olduğunu bil. Ayniyet hakkın tecellisidir. Gayriyet halkın tecellisidir. Gayriyetin vücudu yoktur. Ayniyetindir vücut. Güneş battığı zaman gölgenin olmadığı gibi. Onun için bizler tevhid-i efali, tevhid-i sıfatı, tevhid-i zatı çok güzel zevk etmeliyiz. Bunların şuhutlarının layıkıyla idrakına varmadığımız takdirde Cenab-ı Hakk'ın bütün varlıklardaki olan cemini idrak etmek mümkün değildir. Rabıta bağ demektir. Siz bakış açınızı hissinizle kullanırsanız, kalbinizi de daim zikre alıştırırsanız, o zaman onun mülkünde ondan başkasını koymazsınız. Sizdeki olan zikir yapanın da kendisi olduğunu anlarsınız. İşte ihlas, katkısızlık, senin söylediğin değil, senin gibi bir kul sıfatından, bir kul mazarından bizzat bendenin, zikir yapanın, her türlü ibadet ve taat yapanın Cenab-ı Hakk'ın olduğunu bil. Cenab-ı Hak neye ibadet taat yapsın? Kendisinin ihtiyacı mı var? Benim gibi mazarın ihtiyacı var. Benim mazarımın bende mazarda tecelli ettiği nispetle benim kemalatıma gelmemi sağlayacaktır. Bir çekirdek ağacın gövdesinden dallarına, dallarından yapraklarına o enerjisini, o hay olan diriliğini vermemiş olsa o meyvanın gelişmesi, o meyvanın kemalata gelmesi mümkün olmaz. Meyvedeki olan üç hal, tadı, rengi ve kokusu zuhur etmediği için ondan sen lezzet alamazsın. Şu halde meyve aslında çekirdeğin ihtiyacı yok. Zaten çekirdek ifna olmadan ağaç meydana gelmez. Sen de bu yolda yok olursan sendeki varlık hakkın olur. Ama sen yok olmadığın müddetçe sendeki varlık senin olur. Hakkın olmaz. Böylece kişi bu idraka vakıf olduğu zaman anlayacaktır ki artık kendisine nispet etmiş olduğu bu üç tecellinin hakkın tecellisi olduğunu idrakına vardığı zaman onun üçünü kendi vücut ülkesinde, kendi gönül aleminde cem edecektir. Cem ettiğinde o kişi Cenab-ı Allah diyor ki hadisi kutsisinde kulum bana nevafille yaklaştığı zaman o kulumun gözünden gören, kulağından duyan, dilinden konuşan, elinden tutan, ayağından yürüyen olurum. Dikkat ederseniz bu demde
kulun gözünden görüyor, kulağından duyuyor, dilinden konuşuyor. Kul dediği aslında kendi sıfatı ama daha henüz salik bu zevke sahip olamadığı zaman ben de varım, Allah da var, demek ki benim mazharımdan tecellisini gösteriyor der. Ama akibindeki olan hadisi kutsi'de ise kulum bana nevafille yaklaştığı zaman kulumun görmesine göz olurum, duymasına kulak olurum, konuşmasına dil olurum, tutmasına el olurum, yürümesine ayak olurum ve bütün cevahir arası ben olurum. Benimle görür, benimle duyar, benimle konuşur. Buyur. Şimdi kulun artık ayrı bir varlık olduğu kaldı mı? Kalmadı. İşte mutmain olmuş bir nefis halinde Cenab-ı Hakk'ın mülkünde, Cenab-ı Hakk'ın bu mazharında bütün tecelli zuhretmiş olur. Ve bu mazhar da Cenab-ı Hakk'ın olduğu için bu mazhar Cenab-ı Hakk'ın nefsi olur. Nefsi, kıyam bir nefsi. Kıyam bir nefsi, nefis sahibidir Allah. Allah'ın nefsi nedir? Sıfatlarıdır. Demek ki senin varlığın yok. Sendeki varlık Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatıymış. Senin gibi bir sıfatta, benim gibi bir sıfatta zuhuratını ilan ediyor, gösteriyor. Var mı kulağa ayrılacak bir herhangi bir burada nisbet? Yok. İhlas. Dikkat ederseniz İhlası meratibi ilahiyedeki geliştirerek mertebelerde de söylemek istiyorum. Fiillerin faali Allah, sıfatların mevsufu Allah, vücudun mevcudu Allah. Bunlarda ilimde bunu diyorsanız bu sizin ilimdeki ihlasınızdır. Ama şuhudunuzdaki ihlas değildir. Siz bu ilmel bildiğiniz Cenab-ı Hakk'ın üç ifna bir ihyanızı artık üç nuzul halinde tecellisini gösteriyorsanız o zaman bir ihyanın zatınızdan sıfatınıza tecellinin, sıfatınızdan da fiillerinizle açığa çıkışının bir gereği olarak Cenab-ı Hakk'ın mülkünde ondan başkasını bulmazsanız, bırakmazsanız işte o zaman tecelli zatınızın yani sizdeki cüz tecellisinin tecelli sıfata tecelli sıfatınızın fiilleriyle açığa çıkışınıza, fiillerinizle açığa çıktığınız zaman da sizin hangi ahlaka, hangi yüceliğe sahip olduğunuzu bütün yaşantınızla sergileyip duruyorsunuz zaten. Evvela soyulmak, sonra giyinmek. Bir çekirdeğin de evvela ifnası, sonra ağaç halinde ihyasını görüyoruz. Bütün alemde de böyle. İster zahir olsun, ister batın olsun. Zahir batın birdir. Bu bakımdan ihlas bu yönüyle katkısız, saf, temiz olmasının idrakından ibarettir. Cenab-ı Allah'ın sizdeki olan zat tecellisinin sizin bahçenizde, sizin gönül bahçenizde o iman ağacının nasıl tekamül ettiğini, nasıl geliştiğini, nasıl dal ve yapraklar halinde meyve verdiğini bir göstergesizsiniz. Kendinize bakın. Sizden başka bir dışarıda ne bir Allah, ne bir Muhammed, ne de bir Adem var. Siz Cenab-ı Hakk'ı da kendinize bulmaya, Hazreti Muhammed'i de kendinize bulmaya, Ademiyetinizi de kendinizde bulmaya özen gösterirseniz göreceksiniz ki sizin dışınızda herhangi bir şey yok. Siz 18 bin aleme camisiniz. 18 bin alemin çekirdeğidir Adem. 18 bin aleme insanın emrine mazhar kılmış Cenab-ı Allah. Bütün hayvanat, bütün nebatat insana hizmet ediyor. Nesine hizmet ediyor? Sıradan bir varlık. İnsandaki olan cevher, insandaki olan yücelik Cenab-ı Hakk'ın bütün yüce tecellilerine mazhar olduğu için onun emrine vermiş. Adem'i de kendisi için yaratmış. Halifem demiş. Ben olmadığım zaman o
hükmedecek demiş. Halbuki onun olmadığı yer yok ki. Demek ki ondan hükmeden benim demektir bu. Bir kaymakam düşünün. Kaymakam bir yerden bir yere gittiği zaman onun yerine bakan bir vekili vardır. O aynı yetkilere sahiptir. Biz ona vekil deriz. Vekil aslında aynısıdır. Bu zahirdeki olan bir kaymakamın bir yerden bir yere gidişi gibi hakikatta bir yerde Allah'ın yok oluşu yok ki bir yerden bir yere gitsin. Bizzat kendisi irşadını, kendisi her türlü yüceliğinin ilanını yapandır. Biz ikilikte olduğumuz için zıtlar aleminde yaşamamız nedeniyle şehadet alemi diyoruz. Bu alemde yaşadığımız için hep biz varız, bizden başkaları da var zannediyoruz. Aslında hepimiz, birimiz, birimiz hepimizdir. Bu idraka vakıf olmuş olsak, bütün ağaçtaki meyvelerin hepsine dil versek, aynı ağacın yaprağının, aynı ağacın dallarının, aynı ağacın gövdesinin kendisine meydana getirdiğini söyleyecektir. Benim meyve oluşuma başka ağaç vesile oldu demez. Kendi ağacını tarif eder. Hangi daldaki ağacı meyveye sorarsanız sorun, aynı ağacı tarif edecektir size. Çünkü o ağaçtan meydana gelmiştir. Aynen bunun gibi. Kişi de sırrının sırrını kendisinde görür. Sırrının sırrının sırrını da kendi ademiyetine girdiği zaman bulur. Şimdi bu kişi işte böylece bu zevke sahip olduğu zaman anlar ki gayriyet yok. Hep aynı yer içerisinde. Hak'tan gayri nesne yok. Gözsüzlere pünhan imiş. Gözsüzler göremezler. Biz hoş Cenab-ı Hak'tan büyük bir varlık yok ki onu örtmüş olsun falan diyoruz ama bu bir eksik kesret aleminin ifadeleri. Esas Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyet alemindeki olan tecellileri bilenler için, görenler için bu tabirlerin hiçbirine ihtiyaç yoktur. Anla hemen bir söz durur. Yokuş değil düz durur. Alem kamu bir yüz durur. Onu gören hayran imiş. Bir yüzden görebiliyorsanız bu iman ağacını, bu tübe ağacını, o zaman sizin tübe ağacınız, sizin iman ağacınız sizde. Bende, onda, bunda. Hepsinde var. Var ama görenler görüyor, görmeyenler ise bunlardan mahrum olduğu için, ondan kendisini ayrı gördüğü için azap içerisinde cehennemini yaşıyor. Yoksa cehennem kişinin azabıdır, mutsuzluğudur, bilinçsizliğidir, cehaletidir. Cennet insanın İrfaniyetidir, kemalatıdır, huzur ve mutluluğudur. Kişi mezardan korkarsa, ölümden korkarsa, karanlıktan korkarsa, şundan korkarsa, bundan korkarsa, o kişi için azaptan başka bir şey görülmez. Hasılı, ihlas-ı şerif kişinin kendisindeki Cenab-ı Hakk'ın ahadiyetinden kulluğuna kadar olan tecellisinin net ve kesin olarak başkasına ait olmadığını, daima kendisinde tecelli ettiğini, bu alemden göçse bile bundan sonra gelenlerde de aynı tecelliyi zuhur edeceğini, her bir esmanın bu yoldaki olan idrak ve kemalatı onun işte ihlası olacaktır. Yoksa samadaniyetiyle Ahmet Mehmet'e veriyor. İlim irfaniyeti bir mürşid-i kamil size ilim irfaniyetle suluyor ama size ilim irfaniyeti mürşid-i kamil vermiyor. Mürşid-i kamil masarından Cenab-ı Hak veriyor.
Mürşid-i Kamil'in kendine has bir ilmi, irfaniyeti, gücü, kuvveti mi var ki versin? Ama oradan başka yerden tecelli etmediği için ona bir saygımızı, ona bir sevgimizi belirtiriz. Ama biliriz ki el ele el hakkadır. Suretten siretidir saygımız bizim. Yalnız sureti değildir. Asılı Cenab-ı Allah bizlere bu ihlas şerifi idrak ettirsin. Cenab-ı Allah bizleri ihlasla yaşamak ve bu yolda şuhut ve aynel yakınlık olsun, hiç olmazsa zevkler içerisinde bulundursun.